Herkese merhaba. Geçen hafta bir alışveriş videosu çekmiştik. Bunun üzerine birçok mesaj aldık. Türkiye'deki arkadaşlarımız bu fiyatların çok uygun olduğunu söylerken Amerika'da yaşayan arkadaşlarımızsa daha uygun fiyatlı mağazaların olduğunu, o mağazalardan alışveriş yapmamız gerektiğini söylediler. Bunun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız bu fiyatlara alışveriş yapmadığımı, hatta indirimsiz alışveriş yapmadığımı bilirsiniz. Amerika'ya ilk geldiğiniz yıl her şeyin fiyatını normal etiket fiyatından alırsınız. Ve bir süre sonra bu alışveriş taktiklerini öğrendikten sonra ilk yıl tabiri caizse biraz kazıklandığınızı hissedersiniz. Hatta zamanla normal etiket fiyatından alışveriş yapmak zorunuza gitmeye başlayacaktır. Çünkü Amerika tüketim topluluğu olduğu kadar aynı zamanda bir indirim cenneti. Zaten bu kadar indirim olduğu için de düzen size bir şekilde alışveriş yapmaya teşvik ediyor. Bu videoda vereceğim taktikleri uyguladıktan sonra ürünleri yarı yarıya, yarısından da ucuza ve hatta üzerine para alarak bile indirim yapacaksınız. Bu nasıl oluyor derseniz, hadi bakalım başlayalım. Öncelikle mevsimlik alışverişle başlayalım. Hepinizin bildiği üzere Amerika'da alım gücü yüksek. Birim bazında baktığınızda bir kabana, bir monta 100 dolar vermek pahalı bir şey değil. Normalde eğer ihtiyacınız varsa zaten mevsiminde de alışveriş yapabilirsiniz. Ama bu kabanı almak sizin için zaruri değilse, bir ihtiyaç değilse muhakkak mevsim sonlarını beklemenizi öneririm. 100 dolarlık bir montu 3 dolara bile almanız mümkün. Biz New Jersey'de yaşıyoruz. New Jersey biliyorsunuz kışları uzundur. Yani neredeyse Haziran'a kadar soğuktur. Ama ona rağmen kış sonu indirimi yılbaşının geçmesiyle birlikte başlar. Ocak ayında bir sonraki yıl için kışlıklarınızı almaya başlayabilirsiniz. Evet, soğuk bir memleket ama Mart ayında kışlık neredeyse hiç bulamazsınız. Mayolar, bikiniler zaten şimdiden yerlerini aldı. Yılbaşının geçmesiyle birlikte hemen yazlığa geçiliyor. İndirimler de öyle göstermelik indirimler olmuyor. İndirim diyorsa gerçekten de indirim yapılıyor. İlk önce %50, sonra %75, sonra %90. Aynısının yaz sezonu da var. Ağustos ayında bir sonraki yılın yaz alışverişini yapmaya başlayabilirsiniz. Yine dediğim gibi 3-5 dolara alacaksınız birçok şeyi. Özellikle Ağustos'un ikinci yarısı yazlık ürünlerin böyle giyim anlamında en uygun olduğu dönem. Aceleniz yoksa, zaruriyeti yoksa muhakkak bu tarihleri bekleyerek bir sonraki yıl için alışveriş yapabilirsiniz. Ne kadar indirimli olabilir diye düşünüyorsanız size şöyle örnek vereyim. Ben New Balance'ın 100 dolarlık bir montunun 4 dolara almışlığım. Skechers'ın yine 45 dolarlık bir ayakkabısını 6 dolara, Nautica'nın 30 dolarlık bir ayakkabısını 3 dolara falan aldığım vardır. Bu dönemleri bekleyin, bana hak vereceksiniz. Özellikle bu dönemlerde TJ Maxx, Marshalls gibi indirimli ürünlerin olduğu mağazalarda indirim daha da bir artıyor. Eğer bilmiyorsanız bu mağazalar indirimli ürünler satar. Normalde de zaten dışarıda 100 dolar olan ürünler buralarda 30-40 dolardır. Bu dönemlerde özellikle bu mevsim geçişlerinde buralardaki indirimleri hayal edemeyebilirsiniz. İnanın böyle 50 sente falan montlar, kabanlar bulabilirsiniz. Marshalls'larda normalde alışveriş yaparken de şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Normal beyaz etiket olduğu zaman oranın standart etiketi. Kırmızı etiketi olduğunda o ürünün ilk indirimi gerçekleşmiş oluyor. Ancak o ürünün hala sizin için bir aciliyeti yoksa beklemenizi öneririm. Kırmızıdan sonra sarı etikete geçecek. Hatta o ilk sarı etikete geçtiği zaman insanlar genelde burada kapışmaya giriyor falan. Ben onu da bekliyorum. Çünkü ikinci sarı etiketler en iyi indirimlerin olduğu dönem oluyor. O da dediğim gibi mevsim sonlarında ayın ikinci yarısında oluşuyor. Bir de Walgreens ve CVS gibi bizde tam karşılığı olmayan ama burada eczane market diyebileceğim marketlerden bahsedeyim. Buralarda çoğunlukla kuponculuk işliyor. Eminim birçoğunuz izlemiştir. Amerika'da kupon savaşları, kuponla şu kadar ürün aldı, şu kadarlık para kazandı falan diye böyle programlar vardı. Kuponculuk işlerine ilk adım atabileceğiniz mağazalardan ikisi budur. Bu mağazalarda normalde etiket üzerinden alışveriş yaparsanız ürünler dışarıdaki marketlere göre pahalıdır. Ancak kuponla alışveriş yapmayı öğrendikten sonra birçok şeyi çok uyguna ya da üzerine para kazanarak almanız mümkün. Bana Walgreens'te alışveriş yapmak, oradaki kuponları takip etmek daha kolay geliyor. Aslında ikisinin de mantığı aynı. Size hangisi yakınsa muhtemelen onu daha iyi öğreneceksiniz. Bana Walgreens yakın olduğu için ben Walgreens'i daha iyi biliyorum. Sadece CVS'in şöyle bir dezavantajı var. İndirimli olan ürünlerin de etiketi sarı. Normal ürünlerde sarı olunca mağazaya girdiğinizde indirimli ürünü böyle gözünüzle tarayamıyorsunuz. Fakat Walgreens'te normal ürünlerin etiketinden farklı olarak turuncu etiket var. İçeriye girdiğinizde raflara baktığınızda indirimli olan ürünü çat diye bulabiliyorsunuz. Rafları taradığınızda
uzaktan bile ha şurada şu köşede bir indirimli ürün var diyebiliyorsunuz. Walgreens'in bence CVS'e göre avantajı bu. CVS'te bütün ürünler sarılı etiketi olduğundan, indirimli olan da sarı, ekstra indirimli olan da sarı olunca biraz karışıyor. O yüzden onları tek tek okumanız gerekiyor. CVS'te aslında etiketlerde farklılık var ama yazı karakterleri farklı. Bunu da İlk etapta anlamanız mümkün değil. Zaman içinde anlayacaksınız. Walgreens için konuşacak olursam içeriye girdiğinizde indirimli ürün bulmak istiyorsanız yani hiç ihtiyacınız olmadığı halde indirimli ürünlerin olduğu bir yer burası. Hatta şöyle söyleyeyim hani bugün bu üründe indirim varsa yarın arka rafta başka bir üründe indirim bulmanız mümkün. Özellikle ilaç falan alacaksanız süper indirimler oluyor. Yani 10 dolarlık bir ürünü 10 sente almanız mümkün. Tabii bu indirimleri yakalayabilmek için bu ürünleri almaya sizin zorunluluğunuzun olmaması, bir aciliyetinin olmaması gerekiyor. Bu iki mağazada dönem dönem sürekli indirimler olur. Atıyorum yılbaşı sezonu bitti, sonrasında hemen %50, %70 ve sırasıyla %90 indirime geçerler. Bir sonraki yıl için bu buralarda alışveriş yapabilirsiniz. İşte yaz sezonu aynı, kış sezonu aynı, Cadılar Bayramı sezonu ayrı. Bunların bitiminde her zaman bir indirim yakalarsınız. Bundan yana sorun yok. Esas bu mağazalarla ilgili anlatmak istediğim konu, eğer böyle ilaç almak istiyorsanız, yani bu bir ateş düşürücü olabilir ya da magnezyum tableti olabilir, D vitamini olabilir, ilaç ya da takviye aklınıza ne geliyorsa, özellikle Mart ayı bu iki mağaza için tam bir indirim ayıdır. Çünkü kış sezonu, işte hastalık sezonu bitmeye başlamış. Bunlar da bir sonraki yıl için tarihe özellikle yaklaşan ya da yaklaşmayan rafları yenilemek adına %90'a varan indirimler yaparlar. Ben genelde takviyelerimi bu dönemde alırım. Normalde 30 dolara aldığınız C vitaminlerini 1 dolara almak mümkün. Ya da böyle nezle grip çayları 10 sente, 20 sente. Yani 1 doları geçmeyen alışverişler yapabilirsiniz ilaç anlamında. Bunun için de Mart ayını beklemenizi öneririm. Mart ayında bugün gittiniz eğer indirim yoksa yarın bir daha gidin. Yarın yoksa 2 gün sonra bir daha gidin. Muhakkak ki ilaç indirimine rastlayacaksınız. Hatta size komik gelebilir şöyle söyleyeyim. Yeter ki o ürün raftan çıksın diye bedeli sıfır olan etiketler göreceksiniz. İlk zamanlar acaba tarihi mi geçiyor o yüzden mi sıfır yazıyorlar falan diye beklerdim. Evet tarihi geçen ürünleri de çok hızlı bir şekilde indirime sokuyorlar. Ancak inanın sıfır diye etiketi gördüğüm ürünlerin daha 2 sene raf ömrü olduklarını söyleyebilirim. O yüzden indirimli diye böyle kötü ürün, kötü kalite ya da işte tarihi geçiyor mu gibi düşünmeyin. Ama tabii ki de tarihlerini de kontrol edin. Bazen yıl içinde de yani indirim sezonu olmamasına rağmen tarihi yaklaşan ürünleri 56 dolardan 1 dolara indirmeleri mümkün olabiliyor. O da işte tarihi yaklaşmıştır. Son 1 ay, son 3 ay gibi süresi vardır. Yine bu iki mağazada şampuana, deterjana, diş macununa, diş fırçası, bu tarz aklınıza gelebilecek temizlik ürünlerine asla para verilmez. Üzerine para alınır. Bu nasıl oluyor? Bu iki mağazanın da aplikasyonlarını indirirsiniz. Mesela Walgreens için konuşacak olursam pazar günleri sürekli aplikasyon yenilenir, güncellenir. O haftanın indirimli ürünleri ortaya çıkar. İndirimli ürünlere bakarsınız. Bu indirimli ürünlerin ekstra kuponları var mı onlara bakarsınız. Hatta birazdan başka uygulamalardan bahsedeceğim. O uygulamalarda da acaba geri ödemeleri var mı? Bunların cashback dedikleri ürün ödemeleri var mı diye baktığınızda inanın geri ödemelerle birlikte üzerine para bile kazanabilirsiniz. Özellikle kuponları muhakkak takip edin. Diyelim ki acil buradan gidip alışveriş yapmanız gerekiyor. Gittiğinizde aplikasyonu muhakkak açın, tarayıcı bölümüne gelin, barkodunu taratın. Bu ürünün bir kuponu var mı yok mu muhakkak bakın. Varsa hemen orada klip dedikleri yani kuponunu tıklamanız gerekiyor. Onu tıkladığınızda alışveriş yaparken o ücret sizden indirilecektir. Eğer İngilizceniz iyiyse zaman içinde etiketleri okumayı öğrenmelisiniz. İşte bu üründen 2 tane alırsanız size 5 dolar geri gelecek. İşte bu üründen 10 dolarlık alışveriş yaparsanız size 15 dolar geri gelecek gibi etiketleri okursanız ve bu dediğim aplikasyondaki kuponları da muhakkak takip ederseniz aldığınız ürünler oldukça uyguna gelecek ve hatta üzerine para bile kazanacaksınız. İlk zamanlar kupon olayını çözene kadar size internetten pick-up seçeneğiyle alışveriş yapmanızı öneririm. Çünkü gitmeden önce online olarak telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan istediğiniz ürünün kuponuna tıklamış olacaksınız. Tabii ki de o kupon sizin hesabınıza işlenmiş olacak. Pick-up dediğim seçenek de siz gitmeden önce neler alacağınızı
işaretliyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz. Gidip sadece teslim alıyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız zaten ne kadar ödediğinizi, kuponun sizin hesabınızdan ne kadar düştüğünü hepsini göreceksiniz. Çünkü biliyorum ilk zamanlar şöyle bir şey oluyor. Gidiyorsunuz oraya, tam kasada parayı öderken indirim oldu mu, olmadı mı, düştü mü, düşmedi mi onun biraz tereddüdünde kalıyorsunuz. Ben ilk zamanlar yaşamıştım onu. Sonrasında fişi çok fazla kontrol etmeniz gerekiyor falan. O yüzden size önerim ilk zamanlar pick up seçeneğiyle alışveriş yapın. Böylesi çok daha kolay olacaktır. Zamanla zaten öğrendikten sonra kasaya gittiğinizde artık o işin piri oluyorsunuz. Neyden indirim yapılacağını, nasıl düşeceğini, kuponların nasıl işlediğini anlıyorsunuz. O Amerikan programlarında gördüğünüz o istifleyenler, para vermeden alışveriş yapanlar, kuponla hayatını geçindiren insanlar gerçek. Özellikle de bunları öğrendikten sonra bu Walgreens ya da CVS gibi mağazalarda yapmanız mümkün. Zaten mağazanın kendisinde de sürekli her gün bonus bir ürünün bir indirimi var. Mesela eşim bizim 2 sene önce Walgreens'ten bulaşık deterjanı aldı. Biz 2 senedir kullanıyoruz ve muhtemelen bir 3 sene daha kullanacağımızı düşünüyorum. Çünkü daha yarısına bile gelmedi. Bir kutu bulaşık deterjanını 5 sente almıştı tanesini. O yüzden ne var ne yok rafta alıp getirmişti sağ olsun. Muhtemelen bir 3 sene daha kullanacağımızı düşünüyorum onları. Bu tarz alışverişler de var. Dediğim gibi bu Walgreens'te turuncu etiketleri takip edin. Güzel indirimler yakalarsınız. Diyelim ki karnınız acıktı. Fast food bir restorandan hızlıca karnınızı doyurmak istiyorsunuz. İşte bu Burger King olur, Popeyes olur. Gidip bir restorandan yemek yiyeceksiniz. Buralarda da gitmeden önce muhakkak aplikasyonlarını indirin. Aplikasyondan alışveriş yapın. Amerika'da alışveriş yapacaksınız. Bir mağazaya gideceksiniz. Ya da gidip bir restorandan yemek yiyecekseniz muhakkak o mağazanın aplikasyon olup olmadığına bakın. Bu da çok önemli bir detay. İlk zamanlar geldiğinizde eğer benim gibi telefonunuzda gereksiz aplikasyonları sevmiyorsanız telefonunuza yüklemeyeceksiniz. Ancak zaman içinde bu aplikasyonları yüklediğinizde o mağazalardan, o restoranlardan indirim aldığınızı, özel teklifler aldığınızı göreceksiniz. Normalde Burger King'de bir menü 15 dolarsa aplikasyondan alışveriş yaptığınızda 3-5 dolar gibi komik rakamlara aynı menüyü alabilirsiniz. Hatta alışveriş yaptıkça da hesabınızda puanlar birikecek, bedavaya bile yemek yiyebileceksiniz. Alışveriş yaparken online olarak incelediğiniz ürünün altında rebate yazısını gördüğünüzde bu ürünlere dikkat edebilirsiniz. İlk zamanlar rebate'in ne olduğunu bilmeyecek. Belki de sayfayı kaydırıp geçeceksiniz. Rebate konusunda mesela Kohl's mağazasından örnek verebilirim size. Genelde yıl sonunda, Aralık ayında küçük ev aletleriyle ilgili bir marka ile anlaşıyor. Genelde de bu Toastmaster oluyor. Rebate formu oluyor. Bilmeyenler bu formu bilmeden alışveriş yapıyorlar. Rebate yani bu ürünle ilgili size verilecek rakamı kaçırıyorlar. Size şöyle örnek vereyim. Normalde 25 dolar olan bir ürünü Kohl's mağazasının online'ında alışveriş yaptığınızda 18 dolara alabiliyorsunuz. Altında küçük yazıyla 13 dolar rebate olduğu yazıyor. Siz 18 dolarlık ürünü alacaksınız bizden ama marka size her yerde kullanabileceğiniz bir banka kartı gönderecek. Bu aldığınız ürünün rebate'ini 13 dolarını size geri ödeyecek. Ama tabii bu hemen anında olmuyor. Siz bu ürünü alıyorsunuz, formunu doldurup gönderiyorsunuz. Genelde 3-5 ay gibi bir süre zarfında size öncesinde işte ne kadar alışveriş yaptıysanız, bu üründen kaç tane aldıysanız, atıyorum 5 tane aldınız. 5 tanesinin ödemesini tek bir banka kartının içinde gönderiyor. 18 dolarlık bir üründe 13 dolar geri ödeme yaptığında ürün başına siz ürünü 5 dolara almış oluyorsunuz. Bir ürünü 5 dolara aldığınızda sevinebilirsiniz ama hayır, sevinmiyoruz. Çünkü çok daha fazla indirim alabiliriz. Kohl's mağazası atıyorum işte her 30 dolar için 10 dolar veriyor. İşte her 45 dolar için 20 dolar veriyor gibi dönem dönem indirim koşulları oluyor. Bunları da takip etmeniz lazım. Bunları takip ettiğinizde size ekstra indirimler veriyor. Ben hatta ilk zaman ihtiyacım olan kadarını alıyordum. Sonrasında ihtiyacımın fazlasını da almaya başladım. Nasıl olsa böyle bir hakkım var. Üzerine de para kazanıyorum. Bu kadar alışverişi yaptım diye bir de bir sonraki alışverişimde kullanmak üzere Kohl's bana 20 dolar, 30 dolar gibi paralar veriyor. Biraz bu kuponculuk işlerine girdiğinizde anlayacaksınız. Kuponu doğuruyor. Kuponla alışveriş yaptıkça daha fazla kupon kazanıyorsunuz. Bu sefer daha çok alışveriş yapmaya başlıyorsunuz. Böyle bir kısır döngünün içine giriyorsunuz, evet. Ben her sene Aralık ayında muhakkak küçük ev aletleri alırım. Artık ihtiyacım olmayanı da alıyorum. Bunları ne yapıyorsunuz derseniz satıyorum. Çünkü sıfır ürünler olduğu için ben de hem kâr ederek alıyorum hem de üstüne o ürünleri indirimi geçtikten sonra normal fiyatlarından satıyorum. Bu da sizin için bir iş fikri olabilir. Sadece Kohl's'ta olmuyor tabii bu. Rebate gördüğünüz, rebate yazısını gördüğünüz her marka için yapabilirsiniz. Web sitesine baktığınızda rebate formlarını bulabildiğiniz bir yer oluyor.
Onun çıktısını alıp elinize dolduruyorsunuz. Sadece işte kaç paralık alışveriş yaptınız, kaç tane bu üründen aldınız, adresinizi ve kendi kimlik bilginizi doğru şekilde girmeniz gerekiyor. Çünkü sizin adınıza bir banka kartı gönderecekler. İçinde aldığınız indirim kadar bir bakiye olacak. Bunu da her yerden kullanabiliyorsunuz. Geldiğiniz yıl bunları da gözünüzden kaçırmayın diye anlatıyorum. En çok alışveriş yapılan web sitelerinden bir tanesi de online olarak Amazon tabii ki de. Bir ürün alacaksınız diyelim ki. Bu alacağınız ürünün kutusunun ezik olması ya da işte müşteri iadesi olması gibi özellikleri çok sizi ilgilendirmiyorsa ve fiyatının da sizin için daha cazip olmasını istiyorsanız Amazon'un Treasure bölümüne bakmanızı öneririm. 80 dolara alacağınız bir pişiriciyi 30 dolara almanız mümkün. Az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış sadece kutusu falan ezilmiş ürünler koyuluyor. Buralardan da uygun fiyatlı ürünler bulmanız mümkün. Gelelim kuponculuğa. Amerika'da kuponculuk gerçekten çok yaygın. Sistem bir şekilde zaten her yerden alışveriş yaptığınızda size sürekli kupon veriyor. Evinize her ay zarfların içinde bir sürü kupon gelir. Bu kuponlar sizin ihtiyacınız da olmayabilir ama gelir. Ya da en çok kuponu bulabileceğiniz yer pazar gazetesidir. Bunu da nereden bulurum derseniz en uygun fiyatla Dollar Tree'lerde satılıyor. Yalnız erken gitmeniz gerekiyor. Öğleden sonra gittiğinizde bu gazeteyi bulamazsınız. Çünkü gerçekten bu kuponculuk işini takip eden çok insan var. Ya da işte mağazalara gittiğinizde mağazalardan da size kupon verilir. Size şöyle örnek vereyim. Burada güzel bir restoran vardı. Eşimle beraber gideceğiz bir gün. Menülerini internetten incelediğimde ortalama 60 dolar gibi bir rakamı vardı. Bununla ilgili acaba kupon var mıdır diye biraz karıştırdığımda gerçekten kupon olduğunu gördüm. Çok da klas, çok da elit bir yerdi. Ama buranın da kuponu vardı. Bir tabağının 60 dolar olan bir restorandı burası. Ben 60 dolara bir kupon buldum. Toplamda 6 kişi yemek yiyebiliyorduk. Böyle imkanlar da olabiliyor. Eğer bir yere gidecekseniz muhakkak internete yazın oranın kuponu olup olmadığını. Online'da kupon bulmanız çok mümkün. Yani komik gelebilir. Mesela yetkili servise gideceksiniz. Yağ değişimine ya da farklı bir tamire girersiniz. İşte Honda'nın kuponu var mı diye baktığınızda bu yetkili servislerin bile kuponları olduğunu göreceksiniz. Normalde 80 dolara olan yağ değişimini 40 dolara yaptırmanız mümkün. Ama dediğim gibi bu kuponları takip etmeniz lazım. Bu kuponları ya böyle eve gelecek, oradan bulacaksınız ya bahsettiğim gibi gazeteden ya da online ya da bizim mesela kütüphanemizde yapılan bir uygulamadan bahsedeyim. Başka kütüphanelerde de yapılıyor olabilir. Ortaya bir sepet koyuyorlar. Herkes elinde ihtiyacı olmadığı kuponları oraya atıyor. Ve ihtiyacın olan başka bir kuponu alabiliyorsun. Diyelim ki siz köpek bakıyorsunuz. Ben de köpek bakmıyorum ama benim elimde köpek mamaları ile ilgili bir kupon var. Ben onu oraya bırakıyorum. Ama sen de başka bir şey bırakmış oluyorsun. Onu alıyorum. Ya da hiçbirini almıyorum. Sadece elimde ihtiyacım olmayan kuponu başkasının işine yarasın diye oraya bırakıyorum. Yani bu kuponculuk güzel arkadaşlar. İlk başta size karmaşık gelebilir. Nasıl yapacağım ya bu kuponları nasıl takip edeceğim diyebilirsiniz. Ama mantığını kavradıktan sonra inanın kuponsuz alışveriş yapamayacaksınız. Elektronik ürünlerden bahsedecek olursak en uygun dönem genelde halk arasında Black Friday olarak bilinir. Ancak bize sorarsanız en uygun dönem Ocak ayıdır. Eğer vaktiniz varsa Black Friday'i geçirin, Ocak ayında alışveriş yapın. Özellikle laptop gibi, profesyonel mutfak mikserleri gibi. Yani aklınıza gelebilecek bütün elektronik ürünler için Ocak ayı Best Buy gibi elektronik mağazalarda en iyi fiyatları alabileceğiniz dönemler oluyor. Çünkü bir önceki yılın ürünlerini eritmeye çalışıyorlar. Bu sürede de tabii ki de raflar boşalsın diye oldukça güzel indirimler yapıyorlar. Ben mesela böyle bir indirimden birkaç sene evvel KitchenAid'in 800 dolarlık olan bir mikserini 175 dolara almıştım. Aradaki farkı kendiniz hesaplayın. Eğer sizin için sezon, yıl önemli değilse muhakkak bu dönemleri takip edin. Best Buy gibi elektronik mağazaları bu dönemlerde bol bol ziyaret edin. Bayanların bana en çok sorduğu markalardan birisi de Victoria's Secret mağazası. Genelde bu mağaza yıl içinde birçok defa indirim yapıyor. Ancak en güzel indirim yine diğer markalarda olduğu gibi bir önceki yılın ürünlerini eritmek adına Ocak ayında oluyor. 15 dolar gibi olan parfümlerini 3 dolara almanız mümkün bu dönemlerde. Eğer Victoria's Secret mağazasını seviyorsanız, parfümlerini, kokularını, ürünlerini seviyorsanız muhakkak bu dönemde ziyaret etmenizi öneririm. Macy's, Marshalls, Walmart gibi yerlerden sürekli alışveriş yapıyorsanız buraların kredi kartlarını ya da buralarla anlaşmalı olan kredi kartlarını almanızı öneririm. Çünkü cashback dedikleri bir geri ödemesi oluyor. Bu şekilde alışveriş yaptıkça birçok para hesabınıza geri dönüyor. Sadece para değil, bu kartları kullandığınız için ekstra indirimler alıyorsunuz, puanlar birikiyor ve biriktirdikçe de buralarda da uyguna alışveriş yapmak mümkün oluyor.
Macy's mağazasında alışveriş yaptığımız arkadaşlarımız bize oranın pahalı olduğunu söylemişlerdi. Evet, haklılar. Eğer etiket fiyatlarına bakıyorsak Macy's diğer mağazalara göre biraz daha pahalıdır, doğru. Ancak siz oranın kredi kartını kullanıyorsanız, sürekli orada alışveriş yapıyorsanız, inanın Marshalls'tan bile daha uygun rakamlara alışveriş yaparsınız. Dediğim gibi bu taktikleri bilerek alışveriş yapıyor olmalısınız. O yüzden sürekli alışveriş yaptığınız yerler varsa buraların kredi kartları var mı ona bakın. Yoksa anlaşmalı kredi kartları olup olmadığına bakabilirsiniz. Hatta kredi kartı kullanıyorsanız az önce bahsettiğim gibi burada uygulama olmazsa olmazlardan alışverişte indirim yakalamak istiyorsanız muhakkak her şeyin aplikasyonunu kullanmalısınız. Bankaların aplikasyonunu kullanırken de yine orada offer bölümünde sizin kredi kartınızla ilgili Walmart'tan 100 dolar alışveriş yap sana 50 dolar geri ödeyeyim gibi teklifler bulabilirsiniz. Hangi kredi kartını kullanıyorsanız bu dönem dönem değişiyor. Sürekli alışveriş yapacağınız zaman muhakkak bakın, oradan da bayağı kar sağlayacaksınız. Cashback demişken farklı farklı cashback uygulamaları var. iBot da Fetch Rewards gibi. Alışveriş yaptığınızda fişlerinizi buraya taradığınız takdirde bunlarla ilgili geri ödemeler alıyorsunuz. Yine bunların da taktiklerini bilmeniz gerekiyor. Yani her fiş size çok fazla para kazandırmaz. Özellikle bu ayki kampanyalara baktığınızda hangi markadan daha fazla geri ödeme olduğunu gördüğünüzde aldığınız ürünler bedavaya gelebilir. Hatta üzerine para bile kazanabilirsiniz. Bu uygulamaları da indirip bir incelemenizi öneririm. Mesela bir ürün almak istiyorsunuz. İşte parfüm ama kokusunu bilmiyorsunuz. Bir fondöten alacaksınız ama sizin teninize uyup uymayacağını bilmiyorsunuz. Ya da bir bebek bezi alacaksınız. Çocuğunuzun teninin kabul edip etmeyeceğini bilmiyorsunuz. Amerika'da bunlar için hemen hemen her üründe ücretsiz numune isteme hakkınız oluyor. İstediğiniz markanın web sitesine girin. Muhakkak alta doğru biraz ilerlediğinizde free sample bölümü vardır. Oradan ürün talebinde bulunabilirsiniz. Firmalar bundan hiç gocunmuyorlar. Hatta bunu gönderirken size kuponlar da gönderiyorlar. Atıyorum o ürünü beğendiniz, o ürünü almak istediğinizde size indirim kuponları da gönderiyorlar. Tabi bunlar da ne oluyor? Siz eğer o ürünü beğendiyseniz o ürünü daha uygun almanızı sağlıyor. Bundan da faydalanabilirsiniz. Bu tarz indirimleri tabii ki de hepsini aklımızda tutmamız mümkün değil. Çünkü çok fazla indirim var. Bu indirimleri kovalayan Instagram'da bazı hesaplar var. Ben birçok Amerikalıyı bu anlamda takip ediyorum. Çünkü günü gününe, saati saatine bütün indirimlerden haberdar ediyorlar. Bu sayede inanın aylarca bedava kahve içmişliğimiz var. Amerika'ya geldiğimden beri hiçbir fotoğraf baskısına para ödemedim. Hepsini bedava bir şekilde çıkarttım. Sadece oğlumun okul fotoğrafına para ödedim ve o da o kadar içime oturdu ki anlatamam. Evet, Amerika'da uygun alışveriş yapmakla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Eminim ki aklıma gelmeyen birçok şey daha kalmıştır. Aklına gelen arkadaşlarım varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Hep beraber bundan yararlanalım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.